düşün. Müdavi mi olur? Dilan Çiçek Deniz Etiler'de bir restoran çıkışı kameralara yansıdı. Bir toplantıydı herhalde. Evet, güzel bir toplantıydı. Neler yaşadın? Açalım mı? Kiracı... Hem diziyle alakalı hem de yeni güzel gelişmeler oluyor. Ne gibi gelişmeler? Onunla ilgili sayılır mı yakında? Güzel oyuncu son olarak Burak Deniz'le Gidenler adlı filmde başrolü paylaşmıştı. Burak Bey'le çekimler de tamamlandı galiba. Evet, geçti, film çekimler. Bitti. Çok güzel geçti. Nasıl umarım sizler de seversiniz. Nasıl bir karakterde göreceğiz sizi? Enteresan bir karakterde göreceksiniz. Çok hoşuma gitti. Biraz bahsedersiniz, çok seviniriz ama. Vallahi keşke. İnşallah yakında. Dilan Çiçek Deniz yakında Kiracı adlı televizyon dizisiyle seyirci karşısına çıkacak. Yeni bahsedebilirim. Diyelim. Nasıl teşekkür ederim. Olacak, kim olacak? Ya onunla da ilgili çok fazla konuşamıyorum maalesef. Evet ya. Kusura bakmayın. Yakında öğrenirsiniz ama çok güzel bir iş olacak. Çok heyecanlıyım. Saçlar değişecek mi peki? Yarın boyanacak. Evet. Tekrardan siyah mı yoksa bir kullanma kendi halime. Kendi ama saçları saçına... sizi Angelina'ya benzettiler. Evet. Teşekkür ediyorum. Ne güzel bir iltifat Barış Bey. Deniz, geçen yaz dondurma reklamı çekiminde tanışıp aşk yaşamaya başladığı İzlandalı yönetmen Thor Severson'la ilişkisinin çok iyi gittiğini söyledi. Peki ilişkiyi sosyal ilişkisi Norveç'e nasıl? Her şey çok iyi gidiyor. Çok güzel gidiyor. Gelmedi mi dizi ya da başka bir beraber böyle bir iş anlaşması? Yani umarım olur. İleride onun da kendi işleri var çok yoğun. Benim de öyle. Bakalım hayırlısı. Sevgilisinin Boğaz Köprüsü'nde yaptığı evlilik teklifini kabul eden Dilan Çiçek Deniz henüz nikahla ilgili bir plan yapamadıklarını söyledi. Kadınların çocukluktan beri hayalleri olur ya, gelinlik giyme, düğün hayalleri. Sizin böyle bir hayaliniz var mıydı? Nasıldı? Düğününüz nasıl olacak? Ne güzel bir şey. Yani galiba o kadar çok yokmuş çünkü daha hiçbir şey planlayamadık. O yüzden umarım yakında planlayacağız her şeyi. Ama daha hiçbir şey planlamadık yani. Daha hiçbir şey konuşamadık. Kusura bakmayın umarım. Gişe rekoru kıran Bergen filmini henüz izlemediğini anlatan ünlü oyuncu bir senaryo yazmak istediğini söyledi. Dilan Çiçek Deniz'in ilk şiir kitabı 15 yaşında basılmıştı. Bergen'i izleme yakında şansınız olmadı. Olmadı. Çok izlemek istiyorum. Hayalini duyduğunuz bir eski aktörlerden biri var mı? Hayatını canlandırmak istediğiniz? Var ama onu kendime saklayayım ki ileride... Yapabileyim. Ya, şu an söylemiyor. Yani yapabildiğinden yani kendiniz mi yazmak istersiniz o dönem? Kendim de bir şeyler yazmak istiyorum. Yani, yazılarım var. Bahsettiğimiz konuyla şimdi... ilgili hani birinin hayatını mı yazmak yoksa bir senaryo üretmek mi istiyorsunuz? Bir senaryo yazmak istiyorum. İleride. Evet, bakalım. Evet. Çok teşekkür aynı ederim. Kusura bakma yine bir şey konuşamadık çok. Don't show up, don't come out.